İran'dan bir soru var. Herhalde ilk defa İran'dan soru geliyor. İran'da yaşanan son protesto olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayat pahalılığına son sloganıyla başlayıp rejim karşıtlığına dönüşen bu eylemlere katılmam doğru bir karar mı? Ben İran'da olan bu olayların hayat pahalılığından kaynaklandığını zannetmiyorum. Ama içinde içine katılan insanların bir kısmı e, bundan dolayı katılmış olabilir. Samimi olarak sadece hayat pahalılığını protesto etmek için katılanlar olabilir. Ama bu işin arkasında Amerikan'ın ve İsrail'in olduğu gayet açık. Ve ben İran'da bu kadar e, pahalılık olduğunu da zannetmiyorum. İran zengin bir ülke. Türkiye gibi petrolü olmayan bir ülke değil. Dünyada ikinci petrol üretiminde dünya ikincisi. Ama Amerika'nın ambargoları yüzünden petrol çok ucuza satılıyor. Bakmayın Türkiye'de benzin pahalı. Dünyada çok ucuz. Devlet ondan para kazanıyor. Çok ucuz. Yani varili bir ara 40 40 dolara düştü. 100 dolarlardan 40 40'a düştü. Şimdi bu İran'ın gelirini azaltıyor. Önemli bir kayıp var yani. Ee, Orta Doğu'nun petrolü bitene kadar bu böyle herhalde gider. Ucuz ucuz alır dünya devletleri. Orta Doğu'nun petrol bittiğinde Amerika'nın ve Avrupa'nın petrolüne sıra geldiğinde herhalde onlar böyle ucuza vermezler. Şimdi önce Arabistan'ın, İran'ın, Irak'ın petrollerini bitirmenin peşindeler. Önce onları bitirelim, ondan sonra kendi petrol kuyularımızı açalım gibi hesaplar yapıldığını zannediyorum. E, fiyatı bu yüzden düşürüyorlar. Ondan dolayı İran zor duruma düşmüş olabilir, ama İran devlet oldu bitti zengin yani yeni değil. Ben çok bir pahalılık olduğunu zannetmiyorum, ama kışkırtma var. Kışkırtma var. Aslında İran'daki olayı e, Türkiye'ye bir gözdağı olarak da görebiliriz. Yani kanaatimce Türkiye'ye de bir mesaj veriliyor. Yani sizde de sokağa dökeriz insanları. 6-7 Ekim olayları gibi olaylar meydana getiririz mesajı veriliyor. İran halkı 79'da devrim yapmış bir halk. 38 sene evvel 20 yaşındaki delikanlılar şimdi 58 yaşında. E daha birçoğu hayatta devrimci insanların çoğu hayattalar. Devrim yapanların bizzat içinde olan, devrim yapanların çoğu hayatta. Böyle bir halkı hemen İran devletine karşı kışkırtmak kolay değil. Ama Türkiye'de bu daha kolay. Türkiye halkı devrim yapmış bir halk değil. Türkiye halkına zorla devrim yaptılar. Türkiye halkı devrim yapmadı. Türkiye halkı Osmanlı'yı götürmedi. İran halkı şahı götürdü. Türkiye'de böyle İran'daki gibi devrim yapmış, eğitilmiş kadrolar yok. Ve hükümet %49 oy almış olsa da oyları azaldı. Son bir yıldır oyları eriyor. Şu anda belki de oyları yüzde otuzlar civarındadır. Ve bunların da bir kısmı şu anda rahatsız. Yani Türkiye'de de aşırı derecede her şeye zam geldi. Biliyorsunuz. Bazı mallara yüzde otuz, bazılarına yüzde yüz zam geldi. 60 liralık köprü ücretleri bazı yerlerde 110 liraya çıktı hepsini tam bilemiyorum bir sürü mala zam geldi ve devlet besbelli ki kasayı boşaltmış vaziyette kasayı doldurmaya çalışıyor 2019'a hazırlık yapıyor herhalde 2019'da biraz fazla maaş verecek onun için hazırlık yapıyor seçimi kazanabilmek için ama bu arada çok zam yaptılar ve insanlarda e, bir isyan var. Türkiye'ye de şu anda kaşıyı verseler, benzeri olaylar daha beteriyle Türkiye'de de olur. Belki de ondan dolayı en son çıkan KHK çıkartıldı. Belki de ondan dolayı, yani kim böyle sokağa çıkarsa, ona karşı AKP'ciler, Sokağa çıkıp savaşabilecek, öldürebilecekler ve hesap vermeyecekler. Bunun hazırlığı yapılıyor da olabilir. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'la ilgili çıkan KHK dedi ama Başbakan bundan sonrası için de dedi. Yaptığı açıklamanın manası o. Ve zaten muğlak ifadeyle çıkartılmış olması boşuna değil. Daha açık ifadeyle çıkarabilirdiniz. 15 Temmuz olaylarında diyebilirdiniz sadece onun devamı da var ve ona benzer durumlarda mı nasıldı ifade? Ee, KHK'da bir ifade vardı. Onun devamı evet 15 Temmuz olaylarında darbecilere karşı e, gelmiş, öldürmüş, e, yaralamış her neyse bunlara hesap sorulmayacak. Ayrıca o 15 Temmuz'un devamı niteliğinde görülen yani aslında alakası bile yoktur. Öyle denilecek. Bu da 15 Temmuz'un devamı diyecekler. Dolayısıyla kimseye hesap yok. İsteyen istediğini öldürsün. Bize karşı gelen öldürülebilir. Öyle bir ifade ki bunun 15 Temmuz'un devamı niteliğinde. Çok yuvarlak bir laf. İstediğin olayı 15 Temmuz'un devamı gibi gösterebilirsin. Rıza, Rıza Zarrab Mahkemesi'ni de 15 Temmuz'un devamı gibi, 17-25 Aralık'ın devamı gibi gösterebilirsin. Doğru da olabilir, olmaya da bilir. Yani sonuçta isteyen istediği gibi gösterebilir. O KHK'nın çıkması da sanki Türkiye'de de böyle olaylar bekleniyor, onun önünü kesmek istiyorlar. Herkes bilsin ki yani sokağa çıkarsak AKP taraftarları da sokağa çıkar ve böyle bir yetki de verildi. İsteyen istediğini de öldürür ve hesap da vermez. O halde sokağa çıkmayalım aman ne olur ne olmaz bunlar ne yapacağı belli olmaz gibi. Düşünsünler sokağa çıkmasınlar diye düşünülmüş olabilir. Bu KHK'nın şimdi bugünlerde çıkartılmış olması başka nasıl anlaşılabilir ki? Böyle bir şey bekleniyor demek ki. Demek ki İran'daki olaylara benzer olaylar bekleniyor. Ve bence de mümkün. Türkiye'nin zemini buna müsait. Şu anda hükümeti seven diyelim yüzde otuzlarda insan varsa gerisi geride kalan o yüzde ellisi bir kere kesin düşman gibi yani kesin düşman. CHP'lileri de HDP'lileri de kesin düşman olmuş vaziyetteler. Yani o kadar olaylar var ki Türkiye'de artık bir kısmı tamamen AKP'ci durumunda ise bir kısmı da tamamen düşman. Saflar çok şiddetli yani. Kamplaşma çok şiddetli. Yani eğer bir takım güçler devreye girerse bu işe CHP de müsait, HDP de müsait yani. Ve birçok kimse müsait bu işe. Hayat pahalılığı da başladı ki sevenler de azalmaya başladı. Onlardan bile katılanlar olur. Eski AKP'liler bile birçok kimse oy vermeyeceğim artık diyor. Çünkü hayat pahalandı. Bugüne kadar hükümetin hiçbir yanlışını görmeyenler şimdi hayat pahalandı diye oy vermeyeceğim demeye başladılar. Bu insanlar da sokağa çıkabilir. Türkiye e, yani kötü günlere gidebilir. İran'daki olayın da aslı hayat pahalılığı değil, Türkiye'de olursa onun da aslı hayat pahalılığı olmayacaktır. Başka projeler için halk sokağa dökülecektir. Ama adına hayat pahalılığı diyeceklerdir. Çünkü toplum başka şeyden anlamıyor. Ancak cebine dokununca anlıyor bu insanlar. O yüzden o şekilde kışkırtma olacaktır. Herkes her şeye hazır olmalı. Tuzaklara düşülmemeli. yanlışlar varsa hükümet değiştirilecekse bu böyle olaylarla olmamalı ama insanlar medenice tepkisini gösterebilmeli. Eğer hükümet kimsenin konuşmasına müsaade etmezse o zaman millet patlar. Herkesi susturamazsın sonuna kadar. Gücün bir yere kadardır. Ben her zaman söylüyorum. Bir sabah rüzgarında savrulur gidersin. Nereden geldiğini anlamazsın.